Allah Allah. Nerede bu arabanın anahtarı? Anne bak babam onu soralım. Baba. Kızım koşma. Baba. Baba. Kızım Zahra çıkmadınız mı? Yok ya şey arabanın anahtarını bulamıyorum da sende mi kaldı acaba? Bende kalmış. Kusura bakma. Merhaba. Merhaba. Yasemin ben. Nevin memnun oldum. Alışabildiniz mi yeni hayatınıza? Ben çok alıştım. Yeni evimiz çok güzel. Odam da çok büyük. Öyle mi? Senin adın ne bakayım? Ece. Ne güzel bir kızsın sen. Saçın ne güzel olmuş böyle. Annem ördü. Siz de çok güzelsiniz. Elbiseniz çok şık. Çok teşekkür ederim. Hadi Ece gidiyoruz. Hoppa. İyi günler. İyi günler. İyi dersler. Ne güzel bir ailen var. Biliyorum. Vallahi ev değil saray mübarek saray. Benim yeğenim saraylara layık. Ay teyzeciğim abartmayın yani. Bildiğiniz ev işte. Ay kızım bu bildiğimiz evse bizim oturduklarımız ne acaba? Ay bu da böyle işte. Hep bir mütevazi sanırsın prenses. Eşyalar da yeni galiba değil mi Nevin? Hı hı. İki günde bu kadar açıldığınıza göre Adem bayağı iyi para oluyor demek. Sonra sahip ne kadar alıyor? Bilmiyorum ne kadar aldığını ama Ordu'dakinden daha iyi. Ordu'dan ayrıldığına da çok üzülmemiştir o zaman. Yok canım olur mu? Üzüldü tabii. İyi bir iş bulmak onu rahatlattı ama esas tesellisi ailesinin yanında olmak. Ne? Yasemin Karatan mı dedin? Evet. Onun korumalığını mı yapıyor Adem? Evet, sen nereden tanıyorsun? Ay tanımayan mı var ayol? İkide bir de magazin programlarına çıkıyor o kadın. Evet, hatta dergilerde bile fotoğrafları var. Bilmem kimin hayrına diye giyinip süslenip mankenler gibi fotoğraf çektiriyor. Çok güzel kadın zaten. Mankenlere taş çıkartır. Aa, ben niye tanımıyorum bu kadını peki? Hatta haberini bile yaptılar. Korunması var diye. Ay ben Adem abi olduğunu nereden bileyim? Gerçi resimleri var ama. Görmedim ben. Dur ben bunu hemen göstereyim sana. Vallahi iyi dayanıyorsun Nevin. Benim kocam öyle bir kadının korumalığını yapsa çatlarım kıskançlıktan. Vallahi ben hayatta izin vermem. Vermezdin. Bu kadar iyi para verecekler. Sonra bir de patronun gel otur diye böyle güzel bir villa verecek. Sen adamı eve kapatacaksın. Hiç güleceğim yoktu. Bana milyarları versen ben kocamı kaybetmemek için izin vermem. Kocanın gözü dışarıda olduktan sonra eve kapasan ne fayda kız? Ha? Buldum. Gerçekten çok güzel kadın. Ya yok canım ben güveniyorum kocama. Siz de merak etmeyin. Yani hanımlar. Yok. Kızım, bakma sen bu karılara. Hasetlerinden ne diyeceklerini şaşırdılar. Sen kocanı tanımıyor musun? Adem iyi çocuktur. Evine, ailesine bağlı. Seni de seviyor. Adem'den hiçbir şüphem yok zaten teyze ama bazen böyle uykularım kaçıyor. Allah beni cezalandırmak için eşimi elimden alırsa diye. Ne diye cezalandırıyormuş Allah seni? Sence? Şişt, sus bakayım. Düşünme bunları. Kızım Allah seni affetmeseydi eğer hiç gün yüzü gösterir miydi sana? Ha? Bak ne güzel. Kocan artık dizinin dibinde. Mis gibi de işi var. Durduk yerde canım sıkma. Ama kendine de bak biraz. Yani kuaförüne git, manikürünü, pedikürünü yaptır, makyaj yap. Çarşıya çık, üstüne başına bir şeyler al. Ben mi öğreteceğim kızım sana bunları? Allah Allah ne alakası var ya tamam yani benim eşim beni olduğum gibi beğeniyor. Kızım Adem gibisi de olsa erkek milletine fazla güven olmaz. Kocanı elinde tutmak için çabalayacağım bir zahmet. Hadi sen arkadaşlarını topla gidiyoruz de. Çünkü bunlara kalırsa bütün gün otururlar. Benim bir sürü işim var daha Ece'yi alacağım okuldan. Hadi teyze. İyi bari.
Adem, Rasim abin niye kalmadı? Rahat edemez o Nevin. Bilmiyorsun sanki. Bu arada yarın sabah gelip Ece'yi alacak. Birkaç gün o götürsün getirsin okula. Niye? Artık güvenmiyor musun bana? Ne alakası var Nevin? Adam eski polis. Bir şey olduğunda senden daha iyi müdahale eder. Daha iyi korur. Sanki Ece kaçırılmış gibi konuşuyorsun. Tamam bir yaramazlık yaptı. Ben de çok korktum. Ama artık biraz fazla abartmıyor musun sence? Abartmıyorum. Önlem alıyorum. Önlem almaktan zarar gelmez. Senin bana söylemediğin bir şey mi var? Benim sana söylemediğim çok şey var Nevin. Ordudayken çıktığım her görevi, yapmak zorunda kaldığım her şeyi anlatsaydım inan bana geceleri uyuyamazdım. O konu başka, bu konu bambaşka. Eğer bu işte bir sorun varsa bana anlatmalısın. Anlatmam gerektiğinde anlatırım. Peki. Adem, ben bugün çok üzüldüm. En azından bana bir sarılamaz mısın? Biraz fazla çıkıştım, özür dilerim. Üzülme, tamam mı? Geçti. Beni hala seviyor musun? O nasıl bir soru öyle ya? Tabii ki. Güvenmiyorsun ama artık bana. Kaşınıyorsun. Kulislere düşen bomba haber. Hangi sosyetik güzel ölümle tehdit ediliyor? Az sonra. Baba sen yeni televizyonu çıkmışsın. İş insanı Timur Akın Karatan'ın genç ve güzel eşi Yasemin Karatan dergi röportajına yeni korumasıyla katıldı. Ölüm tehditleri aldığı konuşulan Yasemin Karatan'ın yakışıklı korumasının kim baba, olduğu da... Baba sen de ilgilenme olmuşsun. Çıkmam lazım benim. Çıkıyorum. Tamam canım, görüşürüz. Thank you.